Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Şubat arasında sevgili terazileri neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili teraziler. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili teraziler için. Sevgili teraziler, aziz kartı. Arkadaşlar normalde neden? Anlatayım. Bazı arkadaşlar soruyorlar çünkü neden aziz kartı? Tarihte çünkü eskiden Kabala Tarot Master'larına göre eskiden Vatikan'da kadınların da papa olabildiği ve ona ithafen aslında azizin bir kadın olarak çizildiği söylenir. Ve ne diyebiliriz bu kartla alakalı, aziz kartıyla alakalı arkadaşlar? Bu dönem sizin sözünüzün geçeceği bir dönemi sembolize eder teraziler için. Hakikaten bir takım konularda söz sahibi olacağınız bir dönem. Bu dönem birazcık daha geleneksel olabilirsiniz. İstikrarlı olacağınız bir dönem. Aynı zamanda da yiyecek içeceğe dikkat etmeniz gereken bir dönem arkadaşlar. Çünkü fiziksel olarak aktif olmayacağınız bir dönemi de sembolize eder. Ve ne diyebiliriz? Bu dönem bir takım şeyleri değiştirmeye kalkmayın. Çünkü yani değişiklik derken ne bileyim evde işte mobilyaların yerini değiştireceksinizdir. Veya hayatınızda bir takım şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu dönem tamamıyla böyle o konu hakkında değişikliği sevmeyeceğiniz bir dönem. Dönemi sembolize eder sizler için. Ve bu dönem eğer birikim yapamıyorsanız bu dönem o birikim de disiplinine kavuşabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Çünkü aziz kartı birikim ve her zaman kenarda birikimin olması gerektiğini sembolize eden kartlardan bir tanesidir. Evet, ikinci kartımıza geçelim. Sevgili teraziler için. Oo sevgili teraziler ve denge kartı çıktı arkadaşlar. Denge kartı da nedir? Hayatınızın bu dönem balanslı bir şekilde ilerleyeceği, kontrollü bir şekilde ilerleyeceğini sembolize eder. Ve aynı zamanda bu kart der ki aman sevgili terazi bu dönem var ya hiçbir şeyi kafana takma her şey çok güzel olacak der. Bizlere hayatımızda artık iyiye dönüşün başladığını sembolize eden kartlardan biridir. Optimist olacağımız bir dönemi sembolize eder ve ileri görüşümüzün had safhada olacağı bir dönemi sembolize eder denge kartı arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, eğer üzerimizde ufak tefek böyle kırgınlıklar varsa sağlık konusunda çok çabuk sağlığımıza kavuşacağımızı da sembolize eder bu kart sağlık konusunda özellikle. Ama bir negatifi de şudur. Bu kartın sevgili teraziler tez canlı olmak. Bu dönem birazcık eğer negatif etkisini görürseniz o da tez canlılık olabilir. Hadi bakalım son kartımız sevgili teraziler için ikinci güçlü arkan çıktı arkadaşlar ve ay kartı. Ay kartı eski tarologlara göre, çok büyük masterlara göre aynı zamanda büyüyü ve nazarı sembolize eder. Ve üzerinizde eğer bir ağırlık hissediyorsanız bu çoğunlukla büyü, yani ne kadar uğraşan var tabi zamanımızda bilmiyorum ama nazar diyebiliriz veya negatif bir takım psişik enerjiler üzerinizde olabilir bu dönemde. Sevgili teraziler. Fakat bir takım iyi haberler alabilirsiniz bu dönemde. Eğer bir konuda karar vermek istiyorsanız bu dönem hiç sırası olmadığını çünkü olayları tam bir netlik içerisinde göremeyebileceğinizi sembolize eder bu kart. Bu kart çünkü şey der arkadaşlar, dumanlı görüntü. Dumanlı görüntü der. Yani bunu ne tarafa, metaforik olarak ne tarafa çekmek istiyorsanız o tarafa çekebilirsiniz. Yani bu şey olabilir, ilişkinin geleceğini net olarak göremiyorum. Veyahut işte bir işe başlayacağım ama hani sonrasını net olarak göremiyorum.
Yani dumanlı görüntü yüz sembolize eder. Gizli bir takım işlerin gün yüzüne çıkabileceğini, hamile haberi alabileceğinizi veyahut eğer çocuk için çalışmalarda bulunan partnerlerin de bu dönem hamilelikle alakalı bir takım güzel haberler alabileceklerini de sembolize eder ay kartı. Evet sevgili teraziler, sizler için 5-11 Şubat 2024 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonuna ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.